Bana söylediler ya, Turgut Bey geri seyretmek istiyor. Ben dedim yok abi, istemiyorum ben, gelmesin falan dedim. Bunun üzerine Turgut Bey demiş, tamam Uğur istemiyorsa gitmem abi. Tabii bu böyle olmadı. Turgut Bey gösteriyi izlemeye geldi. İzledi, ben esprilerini... Ha bir de şey dediler bana, ya başbakan geliyor Uğur, biraz esprilerini düzenle. Yani böyle karşısında bu lafları etme yani, ayıp falan. Ya neyi düzenleyeceğim kardeşim, adam bir gün önceden teybi gönderir, alır kaydeder. Benim ne espri yaptığımı biliyorum zaten o. Bir de böyle yalakalık gidip espri değiştirecek halimiz yok. Nitekim geldi, ben laf ekledim. Daha fazla bir şeyler ekleyerekten o gece... Abi bitti espri, bu ayağa kalktı, alkışlamaya başladı. O ayağa kalkınca bütün millet ayağa kalktı gazinoda. Bayağı bir ciddi bir alkış bilmem ne. Bir gün sonra gazeteler yazdı, Güneri Civaoğlu falan işte şöyle liberal başbakan... ...bu kadar hoşgörülü bir insan falan. Bence ciddi bir tarih oldu o zaman o falan. Lehine döndü yani birdenbire espri. Sonra da Turgut Bey demiş ki sanatçılarla beraber yemek yiyelim gösteriden sonra. Bizim genellikle gösteriden sonra bir yere oturulur, bir kadeh bir şey içilir, sohbet edilir, sabahleyin zurna gibi kalkılır. Neyse buna tanık olmak istemiş herhalde. Pekala dedik, ne yapalım yani, otururuz birlikte. Bir masa düzenlendi bizim için. Şimdi bizim devlet erkanı ciddi adamlardır biliyorsunuz. Hepsi çatık kaşlı böyle böyle şey adamlar. Turgut Bey'in yanındakiler avanesi inanılmaz. Tam bir Osmanlı avane. Yani dümberek çalanlar, fıkra anlatanlar. Efendim Kürt'te biri yalmak gidiyormuş. Tevç çalanlar uçuyor ortalık yani. Abi oturduk bir masaya, bizim gıkımız çıkmıyor. Hani arada bir şey denir böyle, efendim bir fıkra da size anlatsanız falan filan. Hiç fıkra bilmem zaten, Allah'tan öyle bir şey gelmediği gibi. Dönüp suratımıza bakmıyorlar. Sezen Aksu, ben böyle oturuyorum. Turgut Bey benim yanımda, onun yanında Sezen Aksu oturuyor. Sezen bütün gece böyle. Tek kelime edemedi Semra Hanım. Şarkılar falan. Hayır biz bunları izliyoruz. Fıkra anlatanlar, şarkı söyleyenler. Meğerse başka bir şov varmış. Ulan sizinki de şov mu diyorlar yani. İzliyoruz hep beraber. Artık devlet erkanının yorulduğunu belli eden şarkı şudur. Bora asmıştır. Yemen türküsüne geldi mi devlet yorulmuş demektir. Oraya geldiler, biz de huzura ermeye başladık herhalde gece bitecek diye. Fakat bu arada Turgut Bey bana döndü bir ara. Bakınız Uğur Bey dedi, çok takdir ettim sizi bu gece. Ben de ilk defa seyrediyorum. Bir de seçim gecesi seyretmiştim. Fakat helal olsun, çok zor işiniz. Oradan oraya nasıl seyirtiyorsunuz dedi. Kondisyon ister, çok kondisyon ister falan. Evet evet çok öyledir falan ya, sizin işiniz de kolay değil falan. Bakınız sizinki bizden daha zor. O zaman Türkiye'de geyik muhabbeti kavramı yok, ilk biz açıyoruz bunu. Ciddi geyikler yapıyoruz. Bir ara işte Turgut Bey döndü dedi ki, fakat bak dedi Uğur'cum dedi, bir şey söylemek istiyorum. Biraz ağlandım size dedi. Nasıl yani dedim, ne oldu? Biraz dedi, Süleyman Demirel'e torpil geçiyorsunuz. Bu hiç öyle bir şey yapmıyorum dedim. Yani hiç böyle bir özel sempati alanım falan yok. İşte laf böyle geliyor. Daha doğrusu biz seyirciye kulak veririz. Onu ne rahatsız ederse, nereden çıkarsa rahatsızlık... ...onun üzerine gidip de espri çıkarmaya çalışırız falan. O kadar dikkat ettim dedi. O kadar torpil geçiyorsun. Biz dedi kendisiyle çok eski arkadaş dedi. Abimiz. Ben abi derdim ona dedi. Biz pijamayla oturuyorduk karşılıklı dedi. O kadar da severdik birbirimizi ama dedi artık sevmiyorum dedi. O kadar sevmem. Bülent Ecevit de çok sevmem ben dedi. Bakınız bir Amerikalı siyasetçi bir zaman bir soru sordu bana. Sizin iki tane siyasetçiniz vardı. Bunlardan biri romantik, Ecevit'i kastediyor. Öbürü de klasikti. Bunlar ne oldu dedi bana. Ben de kendisine dedim ki... ...romantiğin romanı gitti, tiki kaldı. Klasiğin de klası gitti, biz de geride kalana baba diyoruz.